Günaydın, günaydın. Gününüz aydın olsun efendim. Hüsnü Şenlendirici ne çalmış be bu şarkıda. Yine bizi şenlendirdi sabah sabah. Yüreklerimizi dağladı valla. Nefesine sağlık, selam olsun arkadaşıma. Ve her sabah olduğu gibi efendim ne diyoruz? Hastanelerde ve hasta yataklarında bizleri izleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş, gitmiş, bitmiş olsun. Bir daha hastalık, dert, keder size uğramasın. Bütün güvenlik güçlerimizi, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tüm kader mahkumlarını, abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Tez vakitte sevdiklerinizle kucaklaşmayı Rabbim sizlere nasip etsin inşallah diyorum. Ve tabii ki her sabah olduğu gibi yine ne diyoruz? Mehmetçiğimiz, yiğidimiz, aslanımız, yüreğimiz, kalbimiz, evladımız, yerinde babamız, kardeşimiz, canımız, yüreğimiz, kalbimiz sizlerle atıyor. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. İnşallah Mehmetçiğimize dokunacak ve uzatılacak bütün kötü elleri, kem gözleri, kötü emelli insanları onlardan uzak tutsun. O elleri onlara ulaştırmasın inşallah diyorum. Ve tüm Mehmetçiğimizi hayırlısıyla hayırlı tezkereler alıp inşallah aileleriyle, ana babalarıyla, evlatlarıyla, sevdikleriyle kucaklaşmasını temenni ediyorum. Kalbimiz sizinle, dualarınızı Mehmetçiğimizden esirgemeyin efendim. Ve cezaevinden yine dün mektubum geldi. Efendim Balıkesir cezaevinden sevgili Hayati Kanat abim mektup yollamış. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Anahtarlıklarını Arzu da ben de severek kullanıyoruz değil mi bebeklerimizi? Çok şeker, o da teşekkür ediyor. Bütün kader mahkumlarına aynı zamanda sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve efendim bugün sabah 2 ay oldu dedi. Bana bir selam yollamıyorsun dedi. Sevgili yardımcım, servetim. Seni öpüyorum, hakkını helal et canım benim ve sevgili kardeşi Perihan'ı, Peri'yi, Aslı'yı hepinizi öpüyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum efendim hepinize. Cansın servetim sen. Bugün yine birbirinden kıymetli konuklarımız var. Şahane bir program olacak. Özellikle hanımefendilere hemen şimdiden söylüyorum. Kağıt kalemlerinizi yanınıza alın. Elinize de çayınızı, kahvenizi, böreğinizi, gözlemenizi, oraletinizi, ayranınızı, neyiniz var, neyiniz yoksa mercimek salatanızı, her şeyinizi efendim alın, ekranlarınızın başına geçin, ayaklarınızı şöyle bir uzatın, biraz da siz keyif yapın. Çünkü neden kalem kağıt diyorum? Efendim bugün uzman estetisyen ve eğitmen sevgili Işık Mucukoğlu bizlerle birlikte olacak. Bize cildimizle ilgili o kadar güzel karışımlar yapacak, anlatacak, tarifler verecek ki kağıt kalemler tam yanı başınızda olsun. Gerçekten şahane bir program olacak. Aynı zamanda yine bir bilim insanıyla birlikte olacağız. Ürolog doktorumuz burada olacak efendim. Operatör doktor Tuncay Şafak beyefendi bizlerle olacak. Beyefendiler özellikle sizleri çok ilgilendiriyor. Prostatı konuşacağız, böbrek taşını konuşacağız, çocuklarda erken sünnet gerektiren durumları konuşacağız. Efendim idrar tutma olayı bana dün sorular gelmiş. Instagram üzerinden de paylaşmışsınız, sorar mısın diye. Tabii ki soracağım. İdrar tutmayı soracağız. Bunları konuşacağız ve çok kıymetli sanatçı arkadaşım beyefendiliği, yakışıklılığıyla, şarkılarıyla bizi coşturacak. Şahane bir program diyorum ya, sizleri bekliyor, sakın kaçırmayın. Eğer canlı yayına telefonla bağlanmak isterseniz de 0212 660 76 23 numaralı telefondan da an be an bize ulaşabilir, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Vallahi söylerken benim ağzım sulandı. Niye? Konuklarımı sayarken o kadar demek ki böyle zevkli bir gün geçireceğim ki ağzım sulana sulana yutkuna yutkuna şey yaptım yani böyle. Yutkuna yutkuna, yutkuna yutkuna sundum efendim. Vay şahane bir program. Hemen ilk olarak sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Tüm beyefendiliğiyle, yakışıklılığıyla, karizmasıyla, güzel sesiyle ve şarkılarıyla geliyor. Altar!
Daha şarkı istiyorum. Tarık'cığım hemen gelsin. Tamam. Bir şarkı da almak istiyorum. Bir slow hazırlamıştık. Galiba. Olur. Aşkın dilinden çok sıkıldım, bak bunaldım. Gurbet ellerde. Bunaldım gurbet ellerde.
bir selam gönder. Aşkın dilinde çok sıkıldım, bak bunaldım gurbet ellerde. Harika. Bu şarkının Mehmetçiğimize göre. Ha evet ya. Şimdi sen orada çok selamlarını söyleyince. En sevdiğim şarkın çünkü bu benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki de denk geldi. Evet. Hani ikinci şarkıyı istiyorum dediğimde kalbim temizmiş. O yüzden evet. En sevdiğim şarkı. Süper. Herkese selam bu olsun. Bu da Mehmetçiğe gitsin. Tüm ya. Mehmetçiğe. Evet. Orada baterinin görevini yapan ve sen çok güzel bir dua ettin zaten. Ben de arkada amin dedim. Herkes Allah tüm Türkiye olsun. Amin diyor da. Aynen öyle. Allah onlara kuvvet versin inşallah. Kalbimiz onlarla. Bir selam gönder. Herkese gitsin o zaman. Aynen yani. Öyle. Hoş geldin. Hoş tekrar. Bulduk, seni böyle ederim. Baş köşeye tabii. Yanıma davet ediyorum. Şöyle mi geçeyim böyle mi? Nasıl istersen, böyle nasıl geldim. Arzu edersen. Peki. Efendim programımız son sürat devam ediyor. Altar Cem'in güzel şarkılarıyla coşmaya devam edeceğiz. Ekranlarınızın başından asla ve asla hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ama şimdi yine çok güzel bir ismi davet ediyorum. Çok hoş bir hanımefendi geliyor. Uzman estetisyen, eğitmen Işık Mucukoğlu'nu davet ediyorum efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel gözüküyorsun. Tamam, teşekkür Biz ederim. De güzelleştirecek misin bugün? Zaten harikasınız. Çok güzelsiniz. Ben buraya ufak tefek böyle dokunuşlarla neler yapabileceğimizi anlatmak istedim. Sizlere de hepinize de bir şeyler yapacağız. Aynı güzel. Çünkü pırıl pırıl parlıyor cildin. Lütfen bizimle bu sırları paylaş. Elbette ki. Bugün onun için geldim. Heyecanla biz çünkü ekranları başındaki şu an eminim hanımefendiler de. Kesinlikle. Beyefendiler de artık kendilerine bakıyorlar biliyorsun. Fazlasıyla. Onlar da hepsi kağıtları kalemleri aldılar. Bizlerle sorularını paylaşsınlar istiyorum. İster telefonla 660-76-23 numaralı telefondan, ister Instagram üzerinden Aydan'la Hayata Dair ya da Aydan Kaya Official'dan ya da senin Instagram'ını da verelim. By.ışık.beauty'den bize ulaşabilirler. By.ışık.beauty'den efendim Instagram Kesinlikle. Üzerinden de Işık Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir soyadım var bu arada. Herkes söylüyordur değil mi? Şöyle evet. mucuk öpesi geliyor. Öyle söylüyorum zaten. Hani oradan anlayın, oradan aklınıza kalsın diye onu Böyle söyleyebiliyorum. Bütün, o zaman bizi izleyenlere bir mucuk gönderelim. Evet. Şöyle mucuk diyoruz. Mucukoğlu'ndan mucuk diyoruz. Aynen öyle. Efendim biz bugün güzelleşeceğiz. Hem de bilgileneceğiz. Doktorumuzu da davet edeceğim ama sevgili sanatçı arkadaşım Altar'ın şarkılarıyla da coşmaya devam edeceğiz. Minicik bir araya gidiyoruz, sonra buradayız. Efendim ekranları başına yeni gelen hanımefendi ve beyefendiler için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kağıt kalemlerimizi elimize alıyoruz. Bugün çünkü birbirinden güzel tarifler verecek sevgili uzman estetisyen ve eğitmen Işık Mucukoğlu hanımefendi bizlere cilt parlatan, cilt gerginleştiren karışımlar yapılacak. Aynı zamanda da lazer epilasyonunu da konuşacağız. Hanımları özellikle çok yakından ilgilendiren bir konu ki son zamanlarda beyler de bayağı rağbet gösteriyorlar bu duruma. Sevgili sanatçı arkadaşım Altar burada. Sesiyle, şarkılarıyla coşmaya devam edeceğiz. Şimdi efendim ayağının tozuyla bir bilim insanını davet ediyorum. Çok kıymetli bir doktor geliyor. Ürolog, operatör doktor Tuncay Şafak beyefendiyi davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz hocam. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Evet. Böyle baş köşeye sizi de davet ediyorum hocam. Vallahi harika konuklarım var bugün. Lütfen herkes birbirine dahil olsun rica ediyorum. Çünkü mutlaka senin de belki soracağın sorular vardır doktorumuza. Bugün çünkü beyleri bence çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşmak istiyorum ben hocamla. Prostatı konuşmak istiyorum hocam sizlerle. Çok soru geldi bununla alakalı olarak da dünden beri. Prostat hocam nedir? Tanısı, tedavisi nasıl yapılır? Yani prostat olduğunu bir beyefendinin nasıl anlayacağız? Şimdi aslında prostat doğuştan var olan bir organ. Yani bir erkeklik organı işin açıkçası. Bayanlarda yok, erkeklerde var sadece. Şimdi belli bir yaştan sonra tıpkı saçların beyazlaması gibi prostat bezinde bir büyüme başlar. Ve bu büyümenin sonucu içinden geçen idrar kanalında tıkanıklık ve bu tıkanıklığın getirdiği
idrar yapma zorluğu, geceleri sık sık tuvalete kalkma, yaparken sancı çekme, ağrı çekme gibi şikayetler başlar ki buna biz hani prostat hastalığı deriz ama bunu taklit eden birçok hastalıklar da var. O yüzden muayenede işte ultrasondu ve bazı tetkiklerle idrar akım hızını ölçme gibi testlere başvurarak teşhise gidiyoruz. Genellikle 45 yaş üzerinde başlayan bir hastalık. İlk hocam evresinde beyefendilere ne gibi rahatsızlıklar vermeye başlıyor? Yani doktora gitmemiz için hani bende bunlar oluyor galiba prostat oluyorum diyebilmemiz için neler yaşamalıyız? Aslında insanlar bunu pek anlamıyorlar. Çünkü yavaş yavaş geliştiği için hani gece kalkmadan bu yaşta olur diyor. İnsan kanıksamaya başlıyor belli bir şeyden sonra. Ya prostat olduğunu çoğu zaman anlamıyor. Halbuki sorduğunuz zaman yani kesik kesik yapıyor musunuz? Evet diyor. Yani gece kalkıyor musunuz? Evet. Peki bazen yanma olur mu? Evet. Ya bu soruları biz ancak sorduğumuz zaman bazı hastalara oradan öyle cevap alabiliyoruz. Aslında o zaman şöyle diyebilir miyiz? Çünkü yıllar içinde oluşuyor. Ama yavaş yavaş oluştuğu için yani bunu böyle bir yaşa bağlı değişim gibi hastalar kabullenebiliyorlar. Hocam o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani prostat olup olmamayla alakalı olarak ama yine de 40-45 yaşından itibaren her sene düzenli olarak bir ürolog muayenesine gitmek gerekli midir beyefendilerde bunu? Tabii ki mutlaka. Mutlaka öneriyoruz. Çünkü prostat kanseri dediğimiz bir hastalık var. Ve şu anda erkeklerde en çok teşhis konulan kanser. Maalesef. Ve görülme yaşı prostat büyümesiyle aynı. Ve hastalarımız hani prostatla prostat kanseri ayrımının yapılması için yani mutlaka her yıl kontrolden geçmesi gerekiyor. Muayene ve bazı tıbbi tetkikler ve kan tahlili. Yani özellikle öneriyoruz. Süper. Peki hocam şimdi çocuklarımızla da ilgili bir şey sormak istiyorum. Sünnetle alakalı olarak mesela işte çocuk 2 yaşına 3 yaşına geliyor hala sünnet ettirmemiş aileler olabiliyor. Hani sünnetini bilsin. Bizde çünkü çok fazla gelenek vardır ya bununla alakalı. Sünnet kıyafetleri giydiririz, bir cami ziyareti yaptırırız filan evlatlarımıza. Fakat çocukta sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Erken sünnet olması gereken durumlar nelerdir ve aileler bunu nasıl anlamalı? Şimdi aslında en ideali 1 yaş altı. 1 yaş altı. Evet. Hani bazı ülkelerde yeni doğanda da yapılıyor ki bizim ülkemizde de bayağı yaygınlaştı. Hani ben çok önermiyorum hani yeni doğan sünnetini. Bu benim kendi fikrim. Ki çoğu hocalarım sen yeni doğan sünnetini tercih edebilir. Ya çünkü çocuk çok küçük yani ve işleme bağlı bir komplikasyon geliştiği zaman hani müdahale etme şansımız daha zor oluyor küçük çocukta. Hani benim için 6 yaş 1 yaş arası en ideal yaş. 6 yaş ve 1 yaş arası. 6 ay 1 yaş arası. 6 ay ve 1 yaş arası pardon. Evet. Şimdi tabii çocuk psikiyatristinin önerisi yani 4-6 yaş arası yapılmasa iyi olur deniliyor. Çünkü ileride kastrasyon korkusu oluşabiliyor bilinç altından. Çocukta bir takım cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabiliyor ki tam kanıtlanamamış ama hani sünnetle bağlantılı olabilir deniliyor. O yüzden hani bizim önerimiz 4-6 yaş eğer çok aciliyet yoksa ki tıbbi gereklilik varsa her yaşta yapabiliyoruz. Evet. İşte kötüsü aklıma bir şey geldi. Şimdi hocam dedi 1 ile 6 yaş arası dedi. Şimdi benim bir kardeşim vardı. Onu büyüsün diye beni beklediler. Onu bekledik ya. Bu sefer ben 10 yaşında sünnet olmuştum yani. Hayır şimdi o da kötü hocam yani. Düşündüğün zaman komik geliyor ya. Aslında 6 ay ile 1 yaş arası diyor hocam. Ya kardeşi büyüsün beraber yaparız hani falan. Şimdi aslında o şundan kaynaklanıyor. Sünneti hafif alıyoruz. Sünneti yani, tabii. Korktuğumu hatırladın da şimdi diyorsunuz ya doğru yani korkuyor insan. Ama bir travma insan. Zaten bu. Herhalde travma. Erkeklerde en çok yaşanan en büyük yani travmalardan biri. Çocukken ne anlıyorsun yani korkuyorsun tabii. Bilmediğin için. Şimdi toplum olarak çok hafif alıyoruz sünneti. Yani şu anda dünyada en çok yapılan ameliyat. Tabii. Sünnet bir ameliyattır. Yani. Bir de sağlık şimdi açısından bizim, çok gerekli tabii, ve çok hijyen gerekli. Açısından değil mi hocam? Özellikle bizim gibi ülkelerde. Fakat şöyle şimdi hani zamanında ülkemizde yeteri kadar sağlık personeli olmadığı için hani bu berberlere kadar düşmüş, evde yapılır olmuş. Yani şimdi biz anesteziyle yapalım dediğimiz zaman insanlar karşı çıkıyor. Yani bu lokal yapılmalı, çok çabuk bitmeli, çok kolay olmalı değil. Yani bir çocuk için en önemli bir girişim. O zaman ben şanslıymışım anestezi o şekilde. Tabii ki yani ben anesteziyle öneriyorum ki yakında kendim de böyle ufak bir lokal girişim yaşadım. Yani bir insan üzerinde işlem yapılması lokal olarak hiç hoş değil. Hele bunun bir çocuk olduğunu düşünün. Canlı canlı gibi bir şey oluyor. Hele bir de bunun çocuk olduğunu düşünün. Ağlaya ağlaya. Ben
Ben karşıyım yani anestezi altında. Ben yeri gelmişken söyleyeyim, konumuz içi, yani konumuza dahil değil ama mesela endoskopi ve kolonoskopi şeylerin yapılan tahlillerin bile lokarla yapılmasına karşıyım. Yani travma oluyor çünkü onu yutma anı ya da onu hissediyor olabilme anını ben hatırlamak istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani gerçekten yani bir doktor olarak bir insanın üzerine dokunulması yani gerçekten hoş bir şey değil. Özellikle acaba şimdi ne yapacak? Hani iğne mi batıracak, şey mi yapacak? Böyle bir içeriden kasılmalar olabiliyor. Yani özellikle bir çocuk için konuşuyoruz tabii, sünnet için. Hani dediniz ya işte iki kardeş bir yapalım. Aslında bu sünneti hafife almak. Ya işte bu çocuk sünnet olacak. Sünnet, bu çocuğun düğünüyle falan hani böyle bir durum olduğu için bizim biliyorsunuz biraz gelenek ya bu göreneklerle sünnet, de bu çocuğun tıbbi bir durumu o anda. Evet. Kardeşine falan bakılmayacak. Yani onu tek bir birey olarak değerlendirip evet, en uygun şartlarda bu çocuğu hiç korkutmadan rahat bir şekilde bu sünnet olayını nasıl geçiştirebiliriz, nasıl atlatabiliriz, buna yoğunlaşmak lazım. Ama kardeşi büyüsünler, bunu düşünmemek gerekir. Hocam bir de şöyle bir şey var, şimdi ben duyuyorum aileler arasında, çocuk çok özür diliyorum ekranları başındaki hanımefendi ve beyefendilerden ama sağlık konuştuğumuz için de söylemek durumundayım. İdrar yapmak istemiyor, idrara çıkmak istemiyor. Sünnet olmadan önce tutmaya çalışıyor. Şimdi orada galiba acil sünnet gerektiren de durumlar oluyor değil mi? Neden oluyor hocam o? Şimdi sünnet derisinin uç kısmı genellikle 5 yaşa kadar dar olur. Fizyolojik darlık diyoruz biz buna. Bazen tabii orada gelişen bir lokal enfeksiyonlardan o darlık iyicene daralıyor ve idrar çıkışını çok zorlaştırıyor. Ki çocuk o anda idrarını yaparken acı hissediyor. İddianı tutmak istiyor, yapmak istemiyor. Tabii bu durumda çok bekletmemek lazım, yapmak lazım. Yani artık bu durumda yaşı da önemli değil. Hani 4'tü, 6'ydı veya işte 5 aylıktı, 6 aylıktı. Yapmak lazım. Hocam bir de şunu da sormam gerektiğini düşünüyorum. Yine soru olarak da çünkü gelmişti. Doğru bir şey mi? Şimdi bizleri bir sürü anne izliyor şu anda. Çocuklarımız dünyaya geldikten sonra 6. aydan itibaren ailelerin genel olarak yaptıkları bir şey varmış. Bununla ilgili 3-4 tane soru geldi. Sünnet olmadan önce çocuğun idrara çıkmadan önce o deriyi aşağı doğru çekmeye çalışma. Yani minik hareketlerle ebeveynlerin evladına hani daha kolay yapması için. Bu doğru bir davranış mı? Yapılmalı mı? Aslında yapılmamalı mı? Evet. Şimdi yapılması gereken durumlar var tabii. Örneğin yakın bir zamanda sünnet düşünmüyorsak ve o anda acilse, hakikaten çocuk idrarını yapamıyorsa, çok daralmışsa, öncesini yani ilkini bir sağlık personeli, bir doktorun yapması şartıyla, tabii bazı uygun şartlarda, çok da böyle geriye kadar açmadan, sadece idrar akışına müsaade edecek kadar. Ya burada çocuğu düşünmek gerekir. Yani çocuğu ürkütmeden, korkutmadan, başına kötü bir şey gelecekmiş hissi vermeden. Çünkü bunlar hep bilinçaltına gidiyor ve ileride çocuk büyüdüğü zaman çok farklı hastalıklar şeklinde karşısına çıkabiliyor. Anladım. Yani primer ilk amacımız yani çocuğu rahat ettirmek. Yani illa da eğer ki onu sıklıkla geriye doğru açarak genişletmek gerekiyorsa sünnet programını öne almak gerekir. Yani ben çocuğun o uzvuyla çok anne de olsa baba da olsa çok oynanmasından taraftar değilim. Ben de. Yani bunu doğru bir şey mi söylüyorum şu anda ya bence sadece hani tuvalet ihtiyacı esnasında, o da belli bir yaşa kadar. Sadece yakını, annesi. Babası da annesi yanındayken. Doktor anne babanın yanındayken. Ve çok özel durumlarda yapılması gerekir. Çünkü çok da hassas bir mesele hocam. Çok hassas. Son günlerde yaşanan ve çok hafife alıyoruz. İnanın çok hafife alıyoruz. Ben yani bir olay yaşadım. Şimdi anestezi altında sünnet yaptım. Dedesi çıkıştı yani. Ya hocam 5 dakikalık sünnet nasıl bu kadar uzun sürer? Halbuki normal sürdü yani yarım saat. Girip çıkmam yarım saat. Yani dedim bu normal bir süre, bir gecikme olmadı. Çünkü hani çocuğun uyutması, uyandırılması belli bir zaman alıyor. Tabii ki. Şimdi aklındaki olay hani o sünnetçi eve geliyor, o yakarak kesme yöntemi var. Termal koter, havya deniliyor halk arasında. Hafızalarda hep öyle kalmış. Hakikaten yani 2-3 dakikada kesiyorsunuz, çantayla kanamıyor. Evet ama şimdi düşünmüyor ki yani o sünnetçinin eve girmesiyle çıkması kaç saat sürdü. Tabii. Onu hiç aklına getirmiyor. O sünnet o 2 dakikada kesiyor ya sünnetçi. Ha, bu kadar çabuk biten bir şey nasıl bu kadar uzun sürer?
Müsaade et de ben de bir yarım saatte giyineyim çıkayım, bir yarım yani, saatimi alsın. El yıkaması, hijyeni. Yarım saat hafif alıyoruz. Hiçbir şey değil yani, aslı, çok hassasın. Yani. İşin aslı sünneti hafife alıyoruz. Dünyada en çok yapılan ameliyat ve inanın komplikasyonları çok kötü. Yani uzuv kaybına kadar gidebilen komplikasyonlar var. Ki bizim de başımıza geldi. Yani birkaç sefer düzeltici operasyonlar yaptık çocuklar ve birkaç tane hastama. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Maalesef. Ve çocuklar tabii, hatta ben sünnet yaptıktan sonra pansuman da yaptırmıyorum. Yani mümkün olduğu kadar elinizi oradan uzak tutun diyorum. Yani antibiyotik olması, temiz tutun. Ama hani oraya bir şey süreyim, işte sıcak banyo, öyle bir şey yapmadan. Yapma. Yani çocuğu kendi halinde yarasının iyileşmesini beklemek. İşte iltihap kurutucu, antibiyotik vesaire onları veriyoruz. Hani çocuğun en hasarla bu durumdan, bu hastalıktan, bu yükten kurtulmasını bekliyoruz. İşte açıkçası. Evet. Çok önemli bir şey ki dediğim gibi son günlerde... Buradan vereceğimiz mesaj şu olsun, hafif alınmasın. Aman kardeşi büyüsün, yok ablası gelsin, yok enişte. Hayır efendim, çocuk, önce çocuğu ön plana koyacağız. 6 ay gibi beklemiyoruz 10 yaşına. Yani önce çocuğu... Benim için bir şeydi yani, evet. Onu anlatmak istedim yani. Ama ben çok yaşıyorum, siz evet. Onu her gün yaşıyorum. Hocam işte kardeşinin büyümesini bekliyoruz falan, bunlar doğru değil. Çocuğu birey olarak alacağız ve bu sorununu bir an evvel halledeceğiz. Aynen. Yani bir kere dediğim gibi yani hem sağlık açısından hem hijyenle alakalı olarak kesinlikle. Hem de zaten dini vecibeler anlamında hani yerine getirmemiz gereken bir görev. Yani elhamdülillah Müslümanız çünkü. Bunun dışında bile bırakıyorum. Çünkü Müslüman olmayan ülkelerde bile artık son derece yaygınlaşmış. Ve herkesin yaptırdığı bir müdahale, cerrahi bir operasyon haline geldi bu. Çünkü çok önemli dediği gibi hocamın ve bunu hakikaten hafife indirgememek gerekiyor. Çok önemli bir hadise ve hocamın söylediğini ben tekrar etmek istiyorum efendim. 6 ay ile 1 yaşa kadar çocuklarımıza lütfen sünnet uygulamasını, bu müdahaleyi mutlaka yaptıralım. Beklemeyelim hem travma açısından hem de sağlık açısından onları düşünerek. Peki hocam siz de böbrek, çok özür dilerim, idrar tutmayı da konuşmak istiyorum. Karında şişkinlik, onun Latince bir adı var zannediyorum, ben onu telaffuz edemiyorum ama idrar torbasının şişmesi ve farkı, evet, olmamak. İşte bilim insanı olmak böyle bir şey olsa gerek. İdrar tutmayı da konuşacağım ama müsaade ederseniz Işığa da sormak istediğim sorular var. Efendim... Uzman estetisyen ve eğitmen Işık Mucukoğlu hanımefendi bizle birlikte. Şimdi sünnetin ne kadar gerekli bir şey olduğundan bahsettik. Aslında yine son yıllarda çok gerekli olan, hanımların sıklıkla tercih ettiği ama artık erkeklerin de rağbet gösterdiği lazer epilasyonla ilgili senden bilgi almak istiyorum ki şöyle. Lazer epilasyon her bölgeye uygulanabiliyor mu? Ve kaç seans gelmek gereklidir? Kişiden kişiye değişebilir mi sayı? Elbette. Şimdi lazer epilasyon uzun zamandır hem dünyada hem de ülkemizde FDA'nın onayladığı, Amerikan Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir sistem. Kıl köküne hitap ediyor ve kıl kökünün dışında herhangi bir yere zarar vermiyor. Bizler lazer epilasyonu çok iyi bildiğimizi ve hani uzun zamandır her yerde olduğu için yaptırmışız. Ama tam anlamıyla ne olduğuna dair bir söz hakkına sahip değiliz. Yani gelen hastalarımızdan hep bunu duyuyorum. Kıl köküne hitap ediyor ve yalnızca dediğim gibi kıl kökünde etki gösteriyor. Kimlere yapılır konusunda da beyaz tenli olanlarda biraz daha şanslı sayıyoruz. Çünkü daha koyu tenlilerde cilde gelen ışığı absorbe ettiği için biraz daha kılı daha geç bitirme ya da orada herhangi bir yanık oluşturma riski yüksek oluyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz tam tersini hep biliyorduk. Ne kadar önemli bir bilgi veriyorsun aslında. Beyaz tenlerde daha önce bitiyor. Evet. Beyaz ten çünkü lazer ışını daha açık teni görüyor. Daha beyazı, açığı görüyor. Beyaz ten ve siyah köklü kıllar olduğu müddetçe de onların bitme şansları daha kısa zamanda oluyor. Kaç seansta biter? Bu tamamen kişiden kişiye göre değişir. Yani şimdi hep gelen hastaların da gelen soruların da bu şekilde olduğunu düşünürsem şöyle bir cevap vermek istiyorum. Kişi geliyor diyor ki arkadaşımın 3 seansta bitti. Benim 6 seans oldu hala bitmedi. Yani bu tamamen kılın dönemlerine ait olarak devam etmekte. Kılın büyüme dönemi dediğimiz bir dönemi var. Anagen deriz bu devreye. Bu devredeyken kıl hareket halindedir, enerjiktir. Ve oraya lazer ışını geldiği zaman direkt kökü yok eder, bir daha çıkmasını engeller. Ama kıl
daha pasif dönemdeyse, uyuma dönemindeyse şayet yaptığımız lazer işlemi de boşa gitmiş demeyeyim ama o sırada işlem tam anlamıyla gerçekleşmemiş olur. Bu yüzden de kıl bitmeyeceği gibi işte arkadaşın da biten, sen de bitmediği bu devrelerde gerçekleşir. Ama anagen, katagen bu dönemlerin yani ne zaman uyuyor, ne zaman büyüme devrinde olduğuna dair bir istatistik dahi yok. Bu tamamen kadınların özel dönemlerinden 5 gün sonrasına ait olduğu bilinir ve bu şekilde hareket edilmesi gerekir lazer epilasyon. Çok pardon. Peki Işıkçığım, şimdi en az komple bir vücut için kaç seans gelmeli hanımlar ya da beyler? En az. Her bölge değişir. Bir kere yüz bölgesi en geç biten bölgelerden bir tanesidir. Öyle mi? Daha ince evet. olduğu için mi? Daha tüyler? İnce olduğu için ve yüz bölgesi kıllarının çok daha farklı olduğu için. Hmm. O yüzden yani bunların hep süreçleri var. Yüz bölgesinde anagen devir 3,5 ayda bir tamamlanır. O yüzden de bunların bitme süreleri yaklaşık 12 ila 15 seansı alabilir. Bunu gözden çıkartmış olmak 12, gerekir. 12-15 seans arası. Vücut bölgesinde ise şayet yine beyaz tenli ve sert tüyler sahipse 6 ila 8 seansta sonuç alınır. Hmm. Bunlar ülkemizde artık güzellik merkezlerinde yapılıyor ve hastanelerde yapılıyor doktorlarımız tarafından. Biz estetisyenler belli başlı makineleri yapabilme şansına sahibiz. Diğerleriniz de doktorlarımız ilgileniyor. Ama kendi makinelerimizde biz estetisyenlerin yaptığı makinelerde gerçekten iyi sonuçlar alıyoruz. Peki şimdi eskiden de iğneli epilasyon vardı. Evet. Arasındaki fark nedir? Yani lazer epilasyon dediğim gibi hani biraz önce dedim ya esmerleri görme şansı çok daha az. Ama iğneli epilasyonda öyle bir şansı yok. Beyaz tüyler dahil olmak üzere, kızıl tüyler dahil olmak üzere hepsini görebiliyor. Yine bitirme süreçleri 6 ila 8 seans sürebilir. Ama bitirdiği zaman da tekrar çıkma riski çok büyük bir hormonal bir şey olmadıkça mümkün değildir. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında ben cevabı biliyorum ama gene de hani ekran başında bilmeyen hanımefendi ve beyefendiler için. İğneli epilasyon halk arasında bilinen bir şeydir ya. Bunu evet, sordukları tabii. için soruyorum. Lütfen beni yanlış anlama. Rica ederim. İğneli epilasyon leke bırakır mı? Evet, yanlış yapılırsa leke bırakılır. Çünkü çok doğru yerde yaptırmak evet, gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunun tekniklerine çok iyi sahip olmak lazım. Cildi gerçekten çok iyi tanımak lazım. Onun akabinde iğneli epilasyona girebilme şansın olmalı. Çünkü gözeneğin içine folikül dediğimiz kılın özellikle çıktığı yere girmen şansın olmalı. Ve orada tahribat yaratmamalısın. O tahribatı yarattığın zaman eğer foliküle de girmiyorsan şayet muhakkak leke bırakma şansın, iz bırakma şansın mümkün. Hatta kılcal damarları dahi çatlatabiliyorlar. Ya o zaman en sağlıklısı lazer epilasyon. Evet, yani gerektiği durumlarda kişi eğer lazer epilasyona uygunsa şayet kesinlikle lazer epilasyon. Yani tercih edeceksin. Ama beyaz tüylerde hakim olmadığı için, henüz gören bir epilasyon olmadığı için ne yapılıyor? İğneli epilasyon tercih ediliyor. Ya bir de şu şeyi sormak istiyorum. Şimdi yine bunu da sordukları için soruyorum. Ben bana hep sorular yazıyorlar geceden. Ne güzel. Bir de ben dersimi de çok çalışmayı seviyorum gelen konuklarım doğrultusunda. İşte lazer epilasyona gitmeden önce ya, yani epilasyon yaptırmak istediğiniz bölgeyle alakalı diyelim ki koluma yaptıracağım ya da koltuk altı bölgesine ya da yüze jiletle alın ki daha kalın tüyler çıksın, böyle bir şey var. Bu doğru bir davranış mı, yapılması kesin gereken bir şey midir? Yani şöyle, biz de hani jiletlemesini söyleriz ama genelde jilet değil kısaltma dediğimiz makineler vardır. Hani şu erkeklerin tıraş makinelerinin olduğu, tamamen kökünün alınmadığı, hafiften bırakıldığı makineler. Onlarla birlikte alınmasını ya da biz merkezlerimizde almayı tercih ederiz. Çünkü kılı direkt yakarsa lazer, yani kıl var ise onu yaktığı vakit ne oluyor? Direkt lazer ışını kılı görmüş oluyor. Kılla beraber yaktığı için gözenekte yine yanıklar oluşturabilir. Bu sebepten dolayı alınmasını istiyoruz. Jiletler elbette çoğaltabilir ama o vakit içerisinde zaten kalınlaşacağı için lazer onu çok daha iyi görecektir. O yüzden daha çabuk sonuç alınabilir. Harika. Hocam, üreme organlarında lazer epilasyonu öneriyor musunuz? Çok düşündünüz. Şimdi anestezi gerekiyor mu acaba? Anestezi gerekmiyor hocam. Ama şöyle söyleyeyim, hani hocamdan önce cevap vereceğim belki ama ben özellikle genital bölgede, erkekte de bayanda da koltuk altı bölgesinde de muhakkak tüy bırakılmasını istiyorum. Ve gelen hastalarıma da onu söylüyorum. Eğer bırakılmazsa ne olur kısmı benim için daha önemli. Çünkü sağlık içeriyor ve sağlık bizim için çok önemli. Bizi en önemlisi, kılların en önemli nedeni radyasyondan koruması. O yüzden de
Ve son zamanlarda hani bunu söylemek buradan ne kadar doğru ama herkesin bilmesine yarar olduğunu düşünüyorum. Koltuk altı ve özel bölgelerde tamamen kıllar bitirildiği vakit mantara, kokuya çok daha elverişli yer haline geliyor. Evet. Yine koltuk altında bırakılmazsa ileri derecede koku ve ter olayının daha da fazla arttığını gördük. Bu yüzden de hocam siz ne yanıt verirsiniz bilmiyorum ama aslında, ben doğruyu söylemekle yükümlü hissediyorum tabii kendimi. Tabii siz bu konuda daha tecrübelisiniz, daha bilgilisiniz. Hani belki genital bölge için olabilir ama koltuk altı dediğiniz gibi gerçekten hani orada hani alınması çok doğru değil. Hı-hı. Epilasyon yapılması. Yani birkaç tüy bırakmakta fayda var diyorsunuz. Hani genital bölgede yapılabilir. Zaten kapalı bir ortam. Hı-hı. Ki orada hijyen çok önemli. Evet. Yani özellikle bizim ülkemizde hani yıkanma alışkanlığı çok zayıf, çok az. Evet. Ve evet. Hani biz muayenelerde falan görüyoruz yani. O yüzden gerçi yıkanmayan onu da yaptırır mı bilmiyorum ama. Maalesef. Yani. Yaptırıyor hocam. Yaptırıyor. Çok... Hocam onu zaten hiç şey yapmak bile yani konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü hep bunu söylüyorum. Yani hep söylediğim bir şey var benim yıllardır. Biz asgari ücretle geçinen bir ülkeyiz. Hepimiz. Asgari ücretle geçiniyoruz. İşte çocuğa şunu alalım, adama bunu verelim. Aman şunu şöyle edelim. Yani biz çok zor şartlarda kadınlar özellikle hanımlar evleri çeviriyoruz. Ama biz asgari ücretle geçiniyoruz diye pis olmak durumunda değiliz. Evet, kesinlikle. Bir su bir sabun yani. O kadar. Kesinlikle. Bir su bir sabun. Yani o metrobüslerde, metrolarda zannediyorlar ki insanlar hani ben binmiyorum. Tamam ben de biniyorum. Benim arabam var ama ben de biniyorum yani metrobüsü metroya. O koltuk altları bir kaldırılıyor tutunmak için. Yazın özellikle. Öl. Öl orada yani. Evet. Hani anlatabiliyor muyum? Dayanamayacağım bir koku sarmış. Bir su bir sabun ya. Bir su bir sabun. Stik. Aynen öyle. Özellikle erkeklere bunu rica ya, ediyorum ya. O stiğin de aslında çok... Ya şimdi bize yani. Muayeneye geliyorlar. Aman hocam işte hazırlıksız geldim. Ya bunun hazırlığı yok ki. Ya tamam hani doktora gelirken... Hazırlığı var hocam ya. Hayır şöyle doktora yok. Giderken. Yani her gün... insan her an hazır olmalı zaten. Tabii ki. Ama madem ki her an hazır olamıyorsun o zaman hiç olmazsa... Yani bir üroloji uzmanına muayeneye geliyorsun. O hazırlığını da yap. Yani aynen öyle. Bunun dediğiniz gibi parayla falan alakası yok. Bu kültür. Evet. Benim yani rahmetli anneannem hep ondan örnek veriyorum. Derdi ki biz daha böyle 5 yaşında filandık. Derdi ki bize çocuğum derdi her gün çamaşırlarınızı düzenli değiştirin. Elinizi yüzünüzü sabunla yıkayın. Temiz pak olun. Aniden ölseniz doktor sizi müdahale etmek istediğinde böyle yapmasın. Ay demesin derdi. Çok önemli bir şey. Efendim bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ürolog, operatör doktor Tuncay Şafak Beyefendi ile ve uzman estetisyen eğitmen Işık Mucikoğlu ile sohbetimiz son sürat devam ediyor. Gergin anlar da yaşadık stüdyoda bilmiyorum yani şaka yapıyorum. Latife yapıyorum sizlere ve sevgili sanatçı arkadaşım Altar burada kısa bir reklama gidiyoruz sonra buradayız efendim.
öptük. Ağzına sağlık, öp valla. Ya Altar'cığım yeni projeler var mı? İyi oldu bu şarkılar, eski şarkıları da geri döndü. İlk albümdeki aslında benim çıkış şarkım buydu da. İşte öyle oldu, böyle oldu. O konulara girmeyeyim maalesef. Ben çok bunu isterim. Müziği bana ait, sözleri. Çok güzel bir şarkı. Ercan Kızılkaya'ya ait. Çok, evet ya, selamlar bu içimde olsun. Kaldı bu şarkıyla çıkmadım ya. Hakikaten içimde kaldı. Ay valla çok güzel şarkı. Hep bu şarkıyı çalmıştı o dönem. 2008'de ilk albüm çıktı. 10 yıl olmuş ya vallahi. Maşallah. Yaşlandım ben. Yok canım, sen hala gençsin. Var mı yeni projeler var peki? Var ve şok şok tarzımı değiştiriyorum. Mesela? Evet, pop müziği bırakıyorum. Ne yapacaksın? Bir yudum alayım da çok sıkıntılı. Söylemeyeceğim çünkü sürpriz, bir ay içinde çıkacağız. Çok şaka güzel bir yapıyorsun. Şarkı çok yaptık. Çok şaşıracağımız bir şey mi? Evet. Sağ peki, gösterip sol vuracağım. Peki o bir ay içinde çıkacağın şarkıyla gelecek misin tekrar bana? Yani inşallah diyelim. Çünkü biraz tarzım farklı olacak. Ya ben böyle söyleyince, böyle düşününce şey düşündüm. Böyle senfonik bir şey mi yapıyorsun? Hayır hayır, hiç alakası yok. Yani çok başka bir şey yapacağım. Ve bayağı güzel bir şarkı geliyor. Bayağı güzel bir şarkı süper geliyor. O zaman Altar hayranlarını efendim, evet, buradan duyurmuş olalım bir ay içinde. Şimdi soruyorlar, ben onu yazdım bir ara. Farklı bir tarzla. Evet. Yeni bir çalışma geliyor. Ya pop müziği bırakmıyoruz tabii. Bırakmak olmaz tabii ki. Ara bir çok şey seviyorum yani herhalde sonuçta. Bu. Ara da değil. Evet, değiştireceğim tarzımı. Öyle bir karar aldım. Çünkü piyasada artık çok aynı şeyler dönmeye başlıyor ve ben artık istemiyorum. Ya benden sana dost tavsiyesi, çok fazla tarzını değiştirme. Çünkü şöyle, ben Türkiye'de Londra Senfoni Orkestrası ile çalışan ikinci sanatçıyım. Zülfü Livaneli'den sonra. Ve Krista Burke ile düet yaptım albümümde. Hem Londra Senfoni Orkestrası eşlik etti, hem Krista Burke ile düet yaptık. Birlikte konserleri de çıktık. Fakat çok kaliteli bir şey yaptık tabii ki, elbette ki tartışılmaz. İngiltere'de bununla ilgili ödüllendirildik, Orta Doğu'da ödüllendirildik ki aynı anda eş zamanlı 22 Arap ülkesinde de bir Arapça albümüm çıktı. Ama o harikaydı, onu da soracaktım evet, sana. Bizde şöyle bir şey var, Türkiye'de nasıl başladıysan sanırım izleyicilerimiz de öyle devam etmemizi istiyorlar, bizi sevenler. Yani bunu ben naçizane fikrim, ne olduğunu bilmiyorum. Reklam arasında da dedikler sana bunu mutlaka sorarım ama hani bunu ara bir çalışma gibi yapıp gene kendi tarzında, bence çünkü senin çok sevenin var, çok takipçin, çok izleyicin var. Sesini çok seviyorlar, şarkılarını çok seviyorlar. Ya sanat müziği çok istiyorlar da şimdi onu ayrı bir, belki sonra öyle bir albüm çıkarız. Hani eğitimi işte o yönden yöne. İlk albümde de işte bir tane sanat müziği şarkısı okumuştuk, bugün okuyacağız. Yani şimdi artık biraz devir değişti, zaman değişti. Biraz ben ona ayak uydurmak istiyorum ve o tarz bir şeyler yapacağım ama söylemeyeceğim. Tamam, sürpriz söyle. Kalsın. Peki. Çünkü bozulmasın. Hatta yönetmenler falan izliyorlardır beni bugün. Öyle mi? İki tane yönetmenle çalışacağım. Yeni ve Çanakkale Bozca'da da çekeceğiz. Onlar hatta mekan bakıyorlar birkaç gündür. Süper, selamlarımızı gönderelim. Şanslıyım, iki yönetmenle çalışıyorum. Muhammed Sefer ve Emir Kösem, onlara selamlar, sevgiler. Ben çok merak sevgiler ediyorum. İki yönetmenle çalışınca ne olacak acaba? Hadi bakalım. Evet. Valla güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Peki ben en son şöyle hatırlatayım. Hadi sizi bir sinirlerinizi bozayım. Metrobüste kolunu kaldıranlar da kalmış. Şaka bir yana tabii ki. Efendim lazer epilasyonla ilgili konuşuyoruz. Aynı zamanda da uzman estetisyen ve eğitmen Işık Mucukoğlu hanımefendi bizlere birazdan cilt parlatan ve cilt gerginleştiren bir karışım hazırlayacak. Lütfen kağıt kalemlerinizi hazır tutun. Aynı zamanda da gerçekten bir bilim insanıyla birlikteyiz. Son derece tatlı, son derece şeker hocamla, ürolog, operatör doktor Tuncay Şafak Beyefendi ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam bu biraz önce şeyi sormuştum size, reklama gittik, idrar tutmayla alakalı. Ben bunu sorularımı size hazırlarken diyorum ya, dersimi çalışıp geliyorum. İnternet üzerinde de okudum. Aynı zamanda da birçok insanın da şikayeti olduğunu gördüm. İdrar tutma derken idrara çıkma isteği yok ama karında bir şişlik ve içinde idrar oluşumu. Buna tabii ki siz daha profesyonelce izah edeceksinizdir. Ben halk lisanıyla konuşmaya çalışıyorum. Bu nedir hocam? Tanısı nedir? Tedavisi var mı? Mümkün mü? Yani aslında bir nörojenik mesaneyi tarif ediyorsunuz. Yani bu kişi belki de hiç idrarını yapamıyor. Ve bunun tabii mutlaka bir tıbbi yardıma ihtiyacı var. Şimdi önce şundan başlayalım. Yani idrarımızı tutmayalım.
Yani öyle aşırıya kaçmadan. Tabii bu her zaman İstanbul trafiğinde mümkün olmayabiliyor. Yani şuradan bir arabaya bindiğiniz zaman. Ama bu işin belki... gecesi var hocam. Gecesi de. Uyku. Evet. Yani, uykudayken de tabii. Kötü. Ama şu var yani o idrar torbası dolduğu zaman uyandırıyor genelde. Evet. Yani çok aşırıya geldiği zaman. Uyandırıyor da geç uyandırıyor. O kötü hocam. Ben çok su içerim. Sanki seni gelin. Hayır hayır ben çok su içiyorum da o yüzden mesela bak, altar, zor kalkıyorum yani. Kendi kendini yakıyorsun. Yap, ya önemli değil. Aslında bunun ben doğal bir insan. Geç var. Kalkıyorum hocam ben işte böyle yatıyorum uyanamıyorum. Tabii şöyle, zor yani oluyor. Biraz yaşam alışkanlığımızı değiştireceğiz. Yani evet. Sıvı alımını daha çok gündüze kaydıracağız. Hı hı. Hani akşamları geceleri sıvı kısıtlaması yapacağız. Eğer öyle bir şey var. Sizin için söylemiyorum tabii. Evet. Çünkü bu şekilde bize şikayet eden çok insan oluyor. Hani demek istediğim yani idrarı tutmamak lazım. Yani çok aşırı tutmamak gerekir. İlk tuvaleti gördüğümüz anda yapmakta fayda var. Tabii çok da beklemeden. Anladım. Çok da çabuk acele etmeden. Şimdi nörojenik mesen dediğimiz zaman bunun çok sebebi var. Yani beyin sinirle alakalı multiple skleroz gibi MS diyoruz veya bir Alzheimer gibi kronik hastalıklar olabilir. Ayrıca medulla spinalis dediğimiz o beyinden çıkan sinirlerin dağıldığı bir yapı var. Orada oluşan bir travmalar, oradan geçirilen bir ameliyatlar, bel fıtıkları gibi ki siniri zedelemiş, aşırı ilerlemiş bel fıtıklarında da olabiliyor. O mesaneyi çalıştıran sakral 2-4 dediğimiz o bölgede o idrar torbasının boşalıp dolmasını sağlayan o mekanizmanın bozulduğu durumlarda bu dediğiniz olabiliyor ki hani o karında şiş karınla gezmek, içeride idrarla gezmek o bir müddet sonra tabii böbreklere, üst sisteme de yansıyacaktır. Ki bu kişi böbreklerini de kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır. Mutlaka bir tıbbi müdahaleye, tıbbi yardıma ihtiyacı var. Tabii öncelikle teşhise gidip sorunun altında yatan o ana sebebi bulup eğer düzeltilebilecek bir sebepse ona yönelik tedavi. Eğer değil ise idrar torbasının temiz haraplı kateterizasyon gibi boşaltma yoluna gidiyoruz kendisi yapamazsa. Ki bazen bu şekilde başlayıp idrar torbasının küçüldüğü ve artık kapasitenin iyice azaldığı durumlar da oluşabiliyor ki o zaman da augmentasyon sistoplastiler dediğimiz mesaneden bir idrar torbası yapıp eklemeler yapıyoruz. İdrar kapasitesini arttırabilmek için. Yani aslında çok geniş bir konu. Ha, botoksa kadar da gidebilen durumlar da olabiliyor. Evet. Yani. Anladım hocam. Yani mutlaka üroloğa gidilmesi gerekiyor. Yine tabii böyle ki. Bir durumla karşı tabii karşıyaysak değil mi hocam? Tabii ki. Ve ayrıntılı bir tetkik ve muayeneden geçmesi gerekir. Anladım. Peki şimdi hocam günümüzde çok sıklıkla rastladığımız, neredeyse böyle sokakta çevirdiğimiz her 10 kişinin 7'sinde bulunan böbrek taşı. Evet. Sıkıntımız var ki hemen hemen herkes bunun sancısını bir yaşıyor. Her yerde görüyoruz. Şimdi böbrek taşı nasıl oluşur? Ağrısı yani ağrılarımız başladığında böbrek taşı olup olmadığını nasıl ayırt edeceğiz? Evet. Ve derhal bir doktora mı gitmeliyiz? Evet. Şimdi böbrek taşı açısından endemik bir bölgede yaşıyoruz. Yani bizim ülkemiz Avrupa'ya göre bir 3-4 kat daha fazla böbrek taşı görüldüğü bir coğrafya. Neden? Türlü sebepler var. Yani en başta gelen Avrupa'ya göre daha sıcak bir ülkeyiz. Sıcak yapar evet. mı hocam? Sıcakta güneş ışığına fazla maruz kalındığı zaman vücutta D vitamini oluşumu artıyor. Ana mekanizma bu. Ve idrar miktarında azalması. Sıcakla terleme de kayıp olduğu için. Buradaki mekanizma şu, süper satürasyon diyoruz. Yani idrar içinde eriyik halde bulunan o taşı oluşturan elementler belli bir miktar arttıktan sonra ya kendilerinin miktarı artar ya da idrardaki sıvı miktarı azalınca bir doyum noktasına ulaşıyor. Kek yaparken hamuru karıştırırsınız yani orada bir onun bir kıvamı vardır. İşte o kıvama geldiği zaman kristalizasyon başlıyor. Sonra çökme oluşuyor ve onun etrafında çekirdekleşme ve o çekirdeğin etrafına moleküllerin yığılmasıyla bir taş kütlesi ortaya çıkıyor. Şimdi ülkemizde aşağı yukarı nüfusumuzun %11-12'sini etkileyen bir sorun, büyük bir sorun. En sık acile başvuru sebebi. Evet. Evet. Ve yani çocuklar, çocuk yaş grubundan yaşlı yaş grubuna kadar her yaş grubunu etkileyebiliyor. Ki tedavi edilmezse sonuçları çok ciddi.
Yani diyalize kadar gidebiliyoruz. Hay Allah korusun. Ayrıca taş nedeniyle hayatını kaybeden hastalarımız da oluyor. Evet. Çok ciddi bir hastalık. Tedavisi çok ciddidir. Yani çok titizlikle yaklaşıp teşhisi koyup en uygun tedaviyi seçmek gerekir. Ne yapmak lazım? İlk anda yani ilk size başvurduğunda hasta. Yani orada aslında yaşadığı problemin yani taşın büyüklüğüne göre mi bir müdahalede bulunuyorsunuz? Evet. Cerrahi bir müdahale mi gerekiyor yoksa ilaç tedavisiyle de bunu dışarı atımını sağlayan formüller var mı hocam? Aslında bunun sırrı biraz da sorduğunuz soruda saklı. İlk bize gelmiyor hasta. Yani ilk acile gidiyor. Orada ağrı kesiciler yapılıyor ve ağrısı geçiyor. Bu ağrısı geçen hastaların bir kısmı hiç üroloji doktoruna muayeneye gitmiyor. Yani aslında bu büyük bir sorun. Çünkü taş acilde tedavi edilmez. Yani taşı tedavi edecek hekim üroloji uzmanıdır. Acilde ancak geçici olarak ağrı kesici yapılarak ağrı kontrolü sağlanır. Bu genelde geceleri oluyor. Hani iş dönüşü. Biz tabii geceleri poliklinik yapmadığımız için mecburen acildeki hekimlerimize başvuru oluyor ve hasta tedavisinin orada bittiğini zannediyor. Hatta tekrar acile kontrole giden hastalar var. Yani biz aslında sorun burada başlıyor. Peki hocam böbrek taşı o kadar etkili bir ağrı ben yaşamadım ama ben gördüğüm çok kadarıyla öyle. Onu ağrı kesici yok edebiliyor mu? Şimdi tabii ki yani çok güçlü ağrı kesici. O zaman da diyor ki adam ben böbrek taşı düşürmüyor ama bilmediği için gidiyor. Arda arda her gece acile gidip ağrı kesici yaptırıp sonradan da tabii böbrek bir müddet sonra alışınca o keskin ağrılar kayboluyor. İlk anda çok şiddetli ağrı olur. Sonra böbrek bir adaptasyon süreci oluyor ona. Savunma mekanizmaları devreye giriyor. Taş orada durduğu halde hiç ağrı hissetmez duruma da gelebiliyor hasta. Ve her gün acile gidip iğnesini olup yani poliklinikte gitmen hastalarımız da var. Sonra da durumlar değişiyor ilerliyor. Evet, yani ben şeyi duymuştum ya yani çok enteresan bir şekilde bir beyefendiden duymuştum. Acilde karşılaştığım, tanımadığım bir beyefendiden eşine dönüp şey demişti. Senin çocuk doğurmanın nasıl sancılı bir şey olduğunu şu an anlıyorum diye. Yani evet. Adamcağız çok böyle duvarlara bu ikisi çok kıyaslanıyor. Yani diyor. Doğum sancısı da böbrek taşı sancısı çok kıyaslanıyor. Tabii ben ikisini de bilmiyorum ama çok şiddetli olduğunu biliyorum. Aman hocam maşallah diyelim. Peki hocam tekrar hani sorumu da yenilemek istiyorum size. Taşın büyüklüğüne göre mi müdahale ediyorsunuz? Yani cerrahi bir müdahale mi olmalı yoksa ilaç tedavisiyle yok edebiliyor muyuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi tabii bu oluşmuş bir taşın tedavisi. İsterseniz taşın oluşmaması için yapmamız gereken tedbir bir onlara değinelim mi? Lütfen. Yani öncelikle taş hastası suyu biraz fazla içecek ve bunu 24 saate yiyecek. Yani günde 2,5-3 litre su içmesini istiyoruz. Bazı hastalarımız alıyor şişeyi 15-20 dakika içinde iki şişeyi birden bitiyor. Hocam çok şişiyorum diyor. Yani birdenbire içersen öyle olur. Yani bunu 24 saate yaymak lazım. Evet. Örneğin saat başı bir bardak su. Ki idrardaki sıvı miktarını arttırıp hani o süper satürasyon dediğimiz o eriğin doyum noktasına ulaşmasını engellemeye çalışmak. Ki tıbbın ispatladığı en geçerli yöntem bu. Taş oluşumunu engelleyen en geçerli yöntem su alımını arttırmak. Yani günlük idrar çıkışını 2-2,5 litre civarında tutmak gerekiyor. Ha bir de yanlış bir kanı var. Hani kalsiyum alımını kısmak gibi. Şimdi biliyorsunuz taşların birçoğu kalsiyum içeriyor. Tam tersine kalsiyum alımını kısmak taş oluşumunu arttırabiliyor. Öyle mi? Çünkü bağırsakta kalsiyum ve oksalat bir kompleks yaparak atılırlar. Eğer kalsiyum yeteri kadar almaz isek bu sefer bağırsaktaki oksalat emilir ki taşların büyük bir kısmında olan oksalat da daha sonradan kandaki kalsiyumla birleşip böbrekte taş oluşuma sebep olur. Biz günlük 1 gram civarında kalsiyum alımına devam edilmesini istiyoruz. Tabii idrar pH'si önemli. Yani asidik taşlar işte ürik asit gibi, ksantin taşları gibi o tür taşlar için daha alkali içeceklerin tercih edilmesini öneriyoruz. Sıcaktan korunma. Alkali dediğimiz bir açıklayalım hocam isterseniz. pH değerinin yüksek olması. pH değerinin biraz daha yüksek olması. Evet.
Örneğin gazlı içecekler, onları önermiyoruz. Çünkü içinde biliyorsunuz karbonik asit var. Doğal halini. Evet. C vitamini sorumlu tutulmuş taş oluşumunda. C öyle vitamini, mi? Yüksek doz C vitamini özellikle taş oluşumunu arttırıyor. Hocam bir virgül koyalım müsaadenizle. Alo. Alo. Mukadder Hanım, Ankara'ya selamlar olsun. Hoş geldiniz efendim ben yayınımıza. Buyurun efendim. Hocama sorunuz var zannediyorum. Evet. Buyurun. Ben de idrar yolu iltihaplanması var. Havalar soğumaya başladığı zaman bir başlıyor. Bütün kış boyu yani antibiyotik, ilaç, bir 10-15 gün bir rahatlama oluyor. Ondan sonra tekrar başlıyor. Çok yani bundan şikayetliyim. Yaşınız kaç efendim? Yaşım 65. Allah uzun ömürler versin. Peki sorunuzun, canım. Sorunuzun cevabı geliyor. Ellerinizden öpüyorum efendim. Sağlıklı günler diliyorum ben size. Ben de seni öpüyorum canım. Sağ Allah razı olsun. Sağlıklı günler hepimizden. Amin, amin. Mukadder ablacığım, hayırlı günler olsun. Ankara'ya sevgiler olsun. Hocam, Mukadder ablacığımın sorusunun cevabını kısa bir reklama gidelim sonra alalım ama efendim birazdan uzman estetisyen ve eğitmen Işık Mucukoğlu hanımefendi bizlere cilt parlatan ve cilt gerginleştiren karışımı yapacak. Hadi kağıt kalemlerimizi de alalım. Ekran başında bizi bekleyin. Hemen geliyoruz.
ağzına, yüreğine, kalbine sağlık. Teşekkür Bu ederim. Arada efendim benim kıymetli hocam, hocam demek durumundayım. Yüksek lisans yapınca artık yönetmenim demiyorsun. Sevgili yönetmenim, hocam, İbrahim abimin de şarkısıymış. İbrahim evet. abicim sana gelmiş olsun peki, bu şarkı. Sevgili eşine gelmiş olsun. Bu arada evladına gelmiş olsun. Bir kişiye daha gitsin. Benim kadim dostum Eren abi, Eren Erşen. O da televizyoncudur. O da onun da şarkısı. Ya bu çok kişinin şarkısı aslında tabii de. Evet. Asıl özel aynen olarak, ona da gitsin. Ona da gitsin, selamlar Erhan olsun. Erhan Erşen'e de gitsin efendim. Evet. Benim dediğim gibi kıymetli hocam İbrahim abiye de gelsin. Bir de benim annemin ismi Gamze. Ben evde tam oldu yani. Annemle mesela bir şey isteyeceğim zaman annemden mesela canım bir şey istedi, bir yemek istedi falan. Ben hemen bununla böyle başlayayım. Gamze'deyim diye annem hemen der ki ne istiyorsun yine? Canım anneciğim sana gelsin. Selamlar, buradan çıkışta da sana öperiz. Geleceğim. Evet. Sağ ol. Bana bak. Çok mağdur durumdayım anne bugün. Hastayım, bana bak bugün ne olur. Efendim, ürolog, operatör doktor Tuncay Şafak Beyefendi ile sohbetimiz devam ediyor. Çok kıymetli bir bilim insanıyla beraberiz, bir hekimle beraberiz ve gerçekten çok tatlı bir insanla birlikteyiz. Sevgili eşiniz hanımefendiye de, o da doktor, ona da buradan sevgi ve saygılarımı göndermek isterim. Hocama bu arada çok sorularınız var. Efendim, sorularınız için de hocam sosyal medya adreslerinizi rica etsem verseniz de size gelmek isteyen, muayene olmak isteyen hastalar size oradan ulaşsalar. Tabii ki dr.tuncayşafak. Instagram adresin. dr.tuncayşafak evet. Instagram adresiniz. tuncayşafak.com internet adresin. tuncayşafak.com'da internet adresiniz. Evet. Efendim hocama gitmek, onda tedavi olmak isterseniz, kontrol ettirmek isterseniz kendinizi Instagram ya da internet sitesi üzerinden hocama ulaşabilirsiniz diyorum. Işıkcığım seni şimdi böyle davet edeceğim ve bir cici kızımız var Gamze, o da. Evet, o da Gamze. Onun da ismi Gamze. Aynen. Gamze'yi de böyle alacağım. Hocam bugün maske yapacağız. Siz de bize biraz belki faydalarından bahsedersiniz. Gamze'cim gel bir tane. Çok da güzel bir hanımefendi. Evet. Hiç aslında maskeye ihtiyacı olmayan bir kızımız geldi. Çok güzel gözüküyorsun. O benim öğrencim aslında. Öyle mi? Evet, o da estetisyenlik eğitimini aldı ama şu anda staj konumunda. Harika. Ondan sonrasında meslek hayatına devam edecek. İnşallah. Diplomasını da aldı. Senin gibi böyle pırıl pırıl gençleri evet. de bu yolda bilinçli bir şekilde Işık Ocağın gibi bekliyoruz. Evet. Siz çok bilinçlisiniz bu anlamda. İnşallah öğrencileriniz İnşallah. De aynı Ben de hani bilinçli. Bu koşullar altında gerçekten iyi estetisyenler yetiştirmeyi hedef aldım. İnşallah o şekilde de devam ederim. Sen o kadar Onlar sempatiksin da... ki kesinlikle öyle devam eder diye çok düşünüyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Yani çok insan şöyle başına bakmalı ya. Ben mesela gerçekten tıp okuyacak olsaydım eğer hocam gibi bir hocam olsun isterdim. Yani böyle gayet kesinlikle. Şeker, sempatik, doğru bilgilendiren, anlatabiliyor muyum? Yerine göre tatlı, sert falan. Sizler çok kıymetli insanlarsınız. Peki, şimdi biz dedik ki ekranları başındaki hanımefendi ve beyefendilere programın başından beri kağıt kalemlerinizi hazırlayın dedik. Artık hazır kağıt kalemler. Evet. Şimdi biz ilk olarak ne yapıyoruz? Cilt parlatan mı yapıyoruz yoksa gerginleştiren şimdi mi? Şimdi aslında önce belki orayı atladık. Lekeler için bir şey önermek Harikasın, istiyorum. Harikasın, sana bayıldık. Çünkü neden? En büyük bizim problemimiz Türkiye'de leke problemi. O lekeyi bir nebze olsun çözmek için yapılan, evde yapılan hiç değilse doğal bir üründen bahsetmek istiyorum size. Süper. Bu hepimizin evinde var olan pirinç, bildiğimiz beyaz pirinç ve hepimizin bildiği süt. Pirinç ve süt pirinç sadece. Ve süt. Efendim, ciltteki lekeleri yok etmek istiyorsak hepimizin evinde de dediği gibi Işıkçığımın bulunan pirinç ve süt kullanacağız. Nasıl Doğru. yapıyoruz şimdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hani leke olayları doğum sonrasında kloazma dediğimiz lekeler de ulaşabilir veya genetik olarak da lekelerimiz olabilir ama her halükarda melaninin yani bize renk veren pigmentlerin fazla salgılanmasından oluşur. Bizim bunları bastırmamız lazım. Bastırmadan ziyade yok edebilmemiz de mümkün. Ama nasıl yapacağız? Bildiğiniz dediğim gibi pirinçle sütümüzü birlikte karıştırıp da şu şekilde bir şişemize koyup bir gece bekletiyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Yalnızca bir gece. Bu büyük bir kap içerisinde de olabilir. Ben hatta şöyle göstermek için bir kaba da koydum.
Ne kadar derseniz 2 çorba kaşığı kadar pirinç yeterlidir bizim için. Süt ne kadar? Süt de yine 1 su bardağı kadar koymamız yeterli. 1 su gece, bardağı süt. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. İki hani yemek sütlaç kaşığı yapar da. Gibi. Ben göstereyim istersen ondan sonra, şöyle. Lütfen. Güneş lekelerinde. Kameraman arkadaşlarım. Evet yine güneş lekelerinde de faydası sevgili çok fazla. Sevgili hocam görür. Şöyle efendim. Sütlaç yapar gibi. Gördüğünüz gibi 1 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı da pirinç kullandık. Hı hı. Karıştırdık ama püf noktası bir gece önceden bunları. Evet, bir gece öncesinden bu şekilde bekletmemiz gerekiyor. Tamam. Beklettikten sonra ben sprey şişesine koymayı daha fazla seviyorum ama elinizde kavanoz varsa onu da koyabilirsiniz. Pamuk yardımıyla da cildinize sürebilirsiniz. Veyahut benim böyle şişelediğim gibi bunun bir ucu vardı ama sprey şeklinde yüzünüze sıkarak bekletip o şekilde kalması gerekiyor. Asla yıkamıyorsunuz. Asla yıkamıyoruz. Evet. Ne kadar kalacak? Yani bütün bir gün boyunca sabah kalktınız, bunu sürdünüz. Zaten bu cildinizde hafif bir beyazlık yapacaktır. Ama o beyazlık bir saate kadar yok olmaya başlayacaktır. Sizi rahatsız edecek bir durum ortadan kalkacaktır. Kalkacak. O yüzden de rahatla, güvenle kullanabilirsiniz. Ben sana bir şey daha sorabilir tabii. miyim? Cilt lekeleri dedin ya, şimdi doğum yapan hanımlar da dedin. Evet. Mesela koltuk altlarımızda da lekeler yaşayabiliyoruz zaman zaman. Her yere kullanabilir miyiz? Bunu her yere kullanabiliriz. Süpermiş. Yani vücutta dahil olmak üzere. Şimdi hani yüzümüzde lekeler gitti veya yüzde biraz daha koyuluk var. Ne oluyor? Boyun böyle mi kalacak? Elbette ki boynumuza da, kolumuza da, koltuk dirseğe. Altımıza da, yine dirseklerimize ve diz kapaklarımıza dahil kullanabiliriz. Süpermiş. O yüzden ama lütfen şunu unutmayalım. Yani 3 kere sıktım hiçbir işe yaramadı değil. Yani bunu en az 3 ay düzenli kullanmanız şart. Muhakkak leke açıcı özelliği olacaktır ve özellikle Asyalı kadınların dikkat edin ciltleri ne kadar beyazdır değil mi? Hı hı. Ne kadar hani daha gergin gözükür. İşte Asyalı kadınların aslında tek pirinç nedeni pirinçtir. O yüzden de hani onlar içeriden de birçok şekilde alırlar ama dışarıdan da pirinci çok fazla tüketirler. Ya onlar çok alakasız ondan... olacak ama kilo da almıyorlar. Biz pilav yesek 3 kaşık şişiyoruz. Onlar oturuyor pilav kalkıyor pilav, suşiler bilmem neler. Evet. Hiç yani böyle ama bizim şey gibi pişirmiyorlar ki. Bizim hani Osmanlı mutfağından gelen bir şeyimiz var. Yağlarımız, tereyağlarımız kavrulacak. O güzel kokuyu hissedeceksin tabii. vesaire. Akabinde yapılıyor. Onlar şey, haşlayıp tabii. şu şekilde veriyorlar. Aynen onlar yiyorlar. Haşlıyor doğru söylüyorsun. Bizde şey vardır ya böyle işte büyüklerimiz şey yapar mesela pilav yiyecek. Buna tereyağı koymadın mı? Hani. Tabii. Durumu. Mümkün değildir. O tereyağı kokacak bir. Doğru aslında haşlıyorlar onlar. Çok mantıklı. Şimdi, kesinlikle. Yani bunu bu şekilde şişeledik. Daha sonrasında ben şimdi Gamze'nin yüzünde de göstermek isterim cildinde. Tamam. Bunu karıştırdıktan sonra uzaktan şu şekilde. Uzaktan. Evet sıkmamız yeterlidir. Zaten gördüğünüz gibi emilmeye başladı anında. Hı hı. Evet cilt üzerinde de herhangi bir iz. Görüntü bırakmadan normal güneş koruyucunun üstüne sürüp dışarı çıkabilirsiniz. Harika. Gerçek parlaklığı, aydınlığı yaşayacaksınız bir. İkincisi o beyazlık hani böyle istediğimiz o ışıltı vardır ya. O istediğiniz ışıltıyı da yine aynı şekilde bununla yakalayabileceksiniz. Süt hani uzun yıllar öncesinden Kleopatra'dan biliyorsunuz. Nedir süt banyoları falan Hı-hı. yapılırmış ki vücut daha rahatlasın, daha iyi gözüksün diye. Yine sütün buradaki amacı öyle. Birkaç gün beklerse ne olur? Hani bu da sorulabilir. Birkaç gün beklerse de süt ekşi bir süt haline gelir ve laktik asit oluşturur. İçerisinde yani. Vardır. Laktik asit de yine soyucu bir işlem oluşturur. Hani öyle bizim mi? Şu meyve asitlerine soyma işlemi dediğimiz ahalı yöntemler dediğimiz yöntemi oluşturur. Ahalı yöntemleri ve yine, de bir açıklasın. Evet bir meyve asitlerinde yaptığımız hani şimdi güzellik merkezinize gidemediniz. İşte soyma işlemi istiyorsunuz ama yaptıramadınız. Hı hı. Bildiğiniz portakalla sen de içeride de bahsetmiştik. Hı hı. Hatta limonun kabuğunla dahi ve üzüm. Bunlar çok büyük antioksidanlardır. Onlarla birlikte cildinize kabuğunu soyup da yüzünüzde gezdirerek devam ettiğiniz sürece 3-5 dakika yeterlidir. Akabinde ılık bir suyla soğuk ve sıcak olmayacak. Yüzünüzü yıkamak yine yeterlidir. Ya doğada her ve, şeyin evet, aslında. Yani gerçekten her şeyi bize sunmuş. Biz yalnızca şurada takılıyoruz. Bana olur mu kısmı? İşte bana olur mu kısmını da araştırarak. Şimdi her şey var internette ve okuyarak bunlara kesinlikle çözüm oluşturabilirsiniz. Tabii ki. Bir yeğenim de var güneş lekeleri oluyor da. Hani bu soyucu dediniz laktik asit oluyor. Evet. Onu mu yapması lazım yüz için? Güneş lekeleri var. Evet. Ne kadar zaman olduğu tabii bayağı, çok önemli. Bayağı var ve ona bir türlü çözüm bulamadık. Yani evet bunun gözle görünmeyen bir soyma işlemi yapacağı için bu laktik asitin de önemi çok büyük burada. O zaman burada. Beklemiş süt kullanacağız. Ondan sonra, evet ekşimiş birkaç gün bekletilmiş süt kullanılacak. Ama peki, tabii bunu yaparken pastörize süt değil hani daha böyle satın aldıklarımız olursa şayet onlardan daha iyi de sonuç alabiliriz. Hmm.
Ne kadar yapılacak bunun? Haftada bir kez yapmamız lazım. İlk iki seansı birer kez. Ondan sonra 15 gün arayla birer kez yine 4 seans. Toplam 4 seans. Hocam bir deneyin vallahi, biz de sonucunu merak ettik şu anda. Şimdi efendim tekrar hatırlatalım. Yüzdeki lekeleri yok etmek için ya da cildinizdeki lekeleri yok etmek için bir gün önceden bir bardak süte 2 yemek kaşığı pirinci karıştırıp bir gün süreyle bekletiyoruz. Yüzümüze uzaktan bir mesafeyle 3 kere fıs yardımıyla sıktık. Ama sizin evinizde fıs yoksa pamukla yine da bunu pamuk yardımıyla yapabilirsiniz. Bu cilt lekelerini aynen öyle cilt lekelerini gidermek için sevgili Işık Mucukoğlu bizlere anlatıyor. Şimdi birazdan diğer tariflerimize, karışımlarımıza geçeceğim. Cilt parlatan ve cilt gerginleştiren asıl tariflerimize geçeceğim. Bu arada şunu da düzeltmek istiyorum. Doğada elbette ki her şeyin Rabbim bir çaresini bizlere vermiş, sunmuş ama kıymetli doktorlarımızı, hekimlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Yani benim bahsettiğim hani cilt lekeleri işte hani meyve yemek, işte C vitamini alın dersiniz ya hocam. Mesela hastalandığımızda verilen ilaçların yanında işte C vitamini tüketelim. Yoksa hekimlerimiz, onlar bilim insanı, onların dokunulmazlığı var benim için. Efendim çok kısa bir reklama gidiyoruz. Sonrasında ürolog, operatör doktor Tuncay Şafak Beyefendi ve sevgili sanatçı arkadaşım Alter'la burada devam edeceğiz programımıza. Efendim hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Ürolog, operatör, doktor Tuncay Şafak Beyefendi ile sohbetimiz de bir yandan devam ediyor. Sevgili Mukadder ablacığım bir soru sormuştu. İdrar yolu iltihabı geçiriyorum. Her sene kışımı çekiyorum. Aralıksız bunu yaşıyorum. Neredeyse 10 gün rahat ediyorum dedi. Hocam ne yapmak lazım bununla ilgili olarak? Şimdi Mukadder Hanım bizi dinliyorsa eğer, tabii bu yaşlarda 65 yaş dedi. İdrar yolu enfeksiyonları sıklığında artış görüyoruz. Ya sebebi tabii soğuklardan dolayı kişisel hijyenimizde bir azalma oluyor. Yani daha az banyo yapıyoruz. Özellikle yaşlılıktayken daha kalın giyiniyoruz. Daha az banyo ve daha az hijyen. Dolayısıyla bu idrar yolu enfeksiyonlarına bir yatkınlık sağlamaktadır. Tabii ben teyze için söylemiyorum ama yani o bizim gördüğümüz genelde böyle. Şimdi tabii bu sık tekrarlayan enfeksiyonlarda mutlaka kültür yapmak gerekir. Yani kültürde o enfeksiyonun varlığını ispatlayacağız ve ona yönelik biz tedavi uygulayacağız. İkinci tekrarında tekrar ispata gideceğiz. Çünkü idrar yolu enfeksiyonunu taklit eden çok hastalık var. Yani siz sürekli antibiyotik kullanırsınız fakat aslında o bir enfeksiyon değildir. Örneğin bir mantar enfeksiyonu olabilir. Ki gene bayanlarda, yaşlarda daha sık görüyoruz. Siz antibiyotik verdikçe o mantar enfeksiyonu belki daha da şiddetlenecektir. Soğuk havalarda tabii enfeksiyona bir yatkınlık oluşuyor ama hani soğuğun kendisi de bir vücut direncini düşürebilir fakat daha çok hijyenden ödün veriyoruz soğuktan dolayı. Yani biraz daha yaşlılıkta hijyene dikkat edeceğiz. O çamaşırlar daha sık değişecek, her gün değişecek. Evet. Anladım. Ve hijyenden sonra bizim yani baktık ki böyle gerçekten tekrardan bir enfeksiyonumuz var. O zaman uygun bir antibiyotik seçip bunu düşük doz bir 3 ay profilaksi uygulayabiliriz. Yani koruma, 3 ay düşük doz antibiyotikle en azından o enfeksiyon geçirme sıklığını azaltabilir veya tamamen de ortadan kaldırabiliriz. Mukadder Hanım'ın bir üroloğa mı başvurması gerekiyor? Evet, yani şimdi Ankara'daymış. İstanbul'da olsaydı adresimi verirdim ama orada bir üroloğa başvurabilir. Peki, acil şifalar diliyoruz. Hocam size çok teşekkür ederim. Bugün bizimle olup bu güzel bilgileri paylaştığınız için ilerleyen günlerde tekrar birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim. Sizin nezdinizde bütün hekim arkadaşlarınıza, hocalarımıza da ve hastalarınıza da sevgili saygılarımı yolluyorum. Acil şifalar olsun. Işıkcığım şimdi cilt parlatan ve cilt gerginleştiren karışımımızı da yapalım istiyorum bir taraftan. Şimdi ilk olarak hangisini yapıyoruz? Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Bizim 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar diye ayırıyoruz yaşlarımızı. Her yaş grubunda farklı neme ihtiyaçlarımız var. 20 yaşında hani çok daha canlı, çok daha iyi bir cildimiz olduğu için tabii çok daha azalmamız gerekiyor. Ama 30'lu yaşlarda bu sınır artık biraz daha fazlalaşıyor. Evet, artık nem ama su içerek bunları tabii ki depoluyoruz. En önemlisi bu. 40'lı yaşlarda keza bunu su ve soda şeklinde devam ettirip cildimizi bir kat daha fazla güçlendirmek ve nemlendirmek gerekiyor.
Bizim şimdi mermer gibi bir cilt istiyoruz. Gelen hastalarım hep aynı şekilde söylüyor. Mermer gibi cilt, gergin olsun, aydınlık olsun, parlak olsun, beni daha iyi göstersin. O yüzden şimdi haftada bir kez uygulayacağınız bir aylık bir bakım kürü sunuyorum size. Haftada bir kez, haftada bir ay. Yani dört kere uygulanacak ayda. Şöyle yapıyoruz. Haftada mesela diyelim ki salı günü tercih ettik. Salı günü süt ve yaş mayayı karıştırıp. Süt ve yaş maya. Evet, süt ve yaş maya. Gerginleşmesi için efendim aynen. Cildinizin. Haftada bir kere uygulayabileceğiniz bu kür süt evet. Ve yaş maya. Süt ve yaş mayayı, yarım yaş mayayı sütün içerisine dökerek bir süt? Çay bardağı sütün içerisinde yarım mayayı koyup karıştırıyoruz. Akabinde böyle koyu renkli bir ton haline almaya başlıyor süt ve onu cildimize yanca süt olan kısmını cildimize sürüp bırakıyoruz. 15 dakika beklememiz yeterlidir Aydancığım ama inanılmaz sonuçlar verir. Bunu haftada bir salı günü yaptık. İkinci haftaya döndüğümüz vakitte de hemen avokado ve en sevdiğimiz muzdan yararlanarak bir buna daha devam ediyoruz. Miyim? Sütün içine koyduğun yaş mayayı iyice eritiyorsun evet, değil iyice mi? Evet, iyice eritiyorum. Tabii bunun ılık süt olmasını da tercih edin. Onu da söylemekte yarar var. Ilık sütte hemen maya eriyecektir ve o görünümü zaten alacaktır. Koyu kahve böyle Nescafe görünümündedir. Onu hemen yüzünüze yanca süt olan kısmı mayayla zaten o iç içedir. Onu sürüp ciltte 15 dakika bekletmemiz yeterlidir. Harika. 15 dakikadan sonra yine her zaman söylediğim gibi ılık suyla yüzünüzü temizlemeniz yeterlidir. Bu haftalık birinci bakımımız. İkinci haftamıza hafta. Geçtiğimiz zaman da yemek olarak pek çok sevmeyiz avokadoyu çok alışık olmadığımız için ama hani muzu tercih ederiz. Muzla ikisini birleştirdiğiniz zaman da inanılmaz güzel bir anti-aging ortaya çıkıyor. Öyle mi? Evet. Antioksidan etkisi çok büyük, hücre yenileyici özelliği çok büyük. Cildi nemlendirme konusunda da, kırışıkları açma konusunda da başarısı çok büyük. Aa, çok kesinlikle enteresan. İkinci haftayı da bu şekilde değerlendirip... Avokadoyu iyice eziyor muyuz? Evet, ben şimdi yine burada gösterdim Aydancığım ama... bu böyle hani çok görüntü olarak çok sevmemize neden olmayacaktır ama faydalarını bilirsek yapacak gayet. Şimdi? Evet. Ben şimdi hafiften bir sürmeye başlayacağım. Efendim şöyle... bir tane yumuşak avokado, evet. Bir tane de çok büyük olmayan bir muzu, orta boy bir muzu. İkisini ezdik. İkinci haftalık kürünüz bu. Bu da cildinizin parlamasını, ışıl ışıl olmasını yani anti-aging özelliği olduğu için genç görünmenizi sağlayacak bir maske ve karışım. Kesinlikle. Ne şimdi, kadar bekleteceğiz bunu da sürdükten sonra? Bunu 20 dakika sonra, bekliyoruz. 20 dakika. Evet. Yine ılık suyla mı evet, yıkıyoruz? Her zaman tüm sürdüğümüz maskeleri aşağıdan yukarı doğru süreriz. Aşağıdan yukarı. Evet. Bunu boynumuza lütfen ve dekolte onu, bölgesine de elbette, sürelim mi? Bunu dekolte ve boyun bölgenize de sürebilirsiniz. Bizim hanımların çünkü neden çok aşağıdan yukarı doğru? Çünkü yer çekimine... İnatlaşmak gerekir bazen. Yer çekimine inat bir görünüm için. Evet, yani. Bütün kremlerimizde de maskelerimizde yine aşağıdan yukarı doğru sürmekte fayda var diyoruz. Dediğim gibi görüntü olarak belki çok içici olmayabilir ama bizler seviyoruz bu tip evlerde bir şeyler yapmayı. Gayet güzel o yüzden gözüküyor. Lütfen avokado ve muzu ikinci haftada uygulamanıza başlayın. Bu bir aylık bir kür. Bir ay sonunda gerçekten o kırışıkların ve nemsizliğin giderek azaldığına tanık olacaksınız. Ben bir şey soracağım tam evet. Yerine otursun diye. Şimdi biz 4 haftalık diğer gerginleştirici kürümüzü uyguluyoruz ya süt ve mayayı. Evet. İkinci haftaya geldiğimizde yine onu uygulayıp evet. Üstüne mi bunu uyguluyoruz? Hayır. İlk hafta yalnızca maya. Sadece maya evet. Ve süt. Evet. İkinci hafta avokado ve muz. Üçüncü hafta tekrar maya. Dördüncü hafta tekrar avokado ve muz. Ha bir ondan bir ondan, evet, bir ondan öyle. Bir ondan. Bir aylık kürümüz bu şekilde. Ben buna cilt detoksu da adını veriyorum aynı aha, zamanda. Harika. Çünkü vücudu arındırdığımız gibi, sayın hocam ne kadar gereklidir herhalde değil mi? Cildi arındırmak, detoks yapmak. Yine cildimiz için de bir detoks yapmak şarttır. Toksinlerden arındırmak için. Biz de bunu bu şekilde bir kür halinde uygulayarak hem nem hem hücre yenileyici özellik katıyoruz. Ay harika. O yüzden cilt detoksunu bir ay boyunca yapıyoruz. Hazır bahara da giriyoruz. Cildimizin gerçekten ihtiyacı olan birçok şey var. Kıştan çıktık çünkü cildimiz kurudu, hasar gördü. Onların en aza indirgemek için bu tip maskelerden yararlanabiliriz. Peki ben... Işıkcığım şimdi sen aslında Gamze kızımız gibi de genç arkadaşlarımıza da el verip meslek öğretiyorsun. Evet. Estetisyenliği öğretiyorsun. Bir meslek kazandırıyorsun. Gerek bununla ilgili sana danışmak isterlerse, gerek sana gelmek isterlerse ya da bilgi almak isterlerse maskelerle ilgili Instagram adresini paylaşır mısın tabii. İzleyicilerimize? Instagram adresim by.ishik.beauty. By.ishik.i ile ishik.beauty efendim Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Bu arada sevgili arkadaşım, sanatçı arkadaşım Altera'da ulaşmak isteyenler
Nereden ulaşsınlar kuzum? Aydan'a yazsınlar. O bana dönüp ondan sonra tekrardan ben oradan şey yapayım. Bak benim seyircim bunu ciddiye alır. Bana yazıyor zaten. Sana nereden ulaşsınlar? Altar Kafesçi. İsim soy isim neyse o. Altar Kafesçi. Her yerde aynı. Bu arada o Instagram adresinde de etkinliklerini yani konser var. Sahne organizasyonlarını, tabii, albüm tabii. Çıkış tarihlerini paylaşıyorsunuz. Yani hepsini, aktif kullanıyorsun tabii, değil aktif. Mi? Tabii aktif. Süper. Ben de yani takip internet sitemiz bile artık kaldı şey gibi yani Instagram'la evet. Facebook çok coştu yani. Aynen. Ben de internet kesinlikle. Sitesi benim de öyle duruyor. Hocam atıl kaldı yani. Ya, değil mi? Instagram eskiden çünkü, onlara evet. Çok önem veriyorduk. Şimdi tam tersi. Tam Instagram'a tersi. Çok önem vermiş kesinlikle oluyoruz. Kesinlikle öyle. Ama güzel, interaktif, direkt, sıcak, anında haberini girebiliyorsun. Anında insanlara bir anını paylaşaman o güzel ama internet sitesinden de bunu yapamıyorsun. Süper. Tabii, kesinlikle. Bu arada avukado maskemizi de sürdük Gamzeciğim'in yüzünü. Efendim ilk hafta gerginleştirmek için maya ve sütü kullanıyorsunuz. İkinci hafta avokado ve muz. Üçüncü hafta yine maya ve süt. Evet. Dördüncü haftada yine avokado ve muzu kullanarak yüzünüzü gergin, pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz diyorum. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama yarım da olsa ben bir şarkı almak istiyorum sevgili Altar'dan. Evet. Çok az vaktimiz var. Alamıyor muyuz? Çok mu kısa vaktimiz kaldı? Peki. Çok özür diliyorum. Bugünlük sanatçı arkadaşımdan nasıl seni tekrar zaten davet edeceğim. Zaten çok şarkı okuduk yani. Hiçbir programda biz bu 3-5 şarkıdan 2 tane bir tane okuyoruz. Ya, vakit olmuyor ama bugün güzel oldu. Eski albümden de okuduk. Arkadaşım valla benim. Sevindim yani. Zaten önümüzdeki günlerde bir ay sonra projen çıktığında seni tekrar bekliyoruz. İnşallah. Tamam. Seve seve kapımız gönlümüz tamam. Her zaman peki. Açık. Hocam sizi de bekliyoruz. Tabii ki. Önümüzdeki günlerde. Işıkcığım. Yeni tariflerle, tabii. Maske tarifleriyle bizlerle ol istiyoruz. Her seni zaman. Buraya bekliyoruz. Bir de ben sana son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Bunu böyle reklam arasında konuştuk ama bir sabun söylemiştin. Evet. Marka olmadığı için verebileceğimizi düşünüyorum. Bir mahsuru yoksa. Yok, benim için mahsuru yok. Hatta seve seve söyleyebilirim. Şöyle diyorum hani ter kokuları vesaireden bahsettik ya bugün. Onların bir nebze olsun daha azaltmak için tuzdan yararlanmamız mümkün. Bu tuzda ben hani canım ülkemizde Çankırı'mız var. Çankırı'dan gelen tuzumuz da gerçek anlamda çok büyük başarı gösteriyor. Onlar kalıp bir sabun haline getirmişler bunu. Ve vücut üzerinde tabii ki herhangi bir köpürme vesaire olmadığı için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O tuzun etkisiyle beraber o koku kesinlikle azalıyor. Ve hani maliyeti çok düşük. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Lütfen kullansınlar. Çankırı'ya selam olsun. Biz de efendim Çankırı tuzundan. Stüdyomuza bekliyoruz evet, o zaman diyelim. En yakın zamanda. Bu sabununuzdan. Efendim bizlerden bugünlük de bu kadar. Yarın sabah yine saatler 11.10'u gösterdiğinde hayata dair her şey için Aydan'la hayata dair de burada olacağız. Bizden sonra bunu da konuşmak lazım. Esra Balamir'le kaçırmayın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.